Nice az amel edenler çokların önüne nerede geçecek? Muhabbette geçecek sevgili dinleyicilerim. İşte Allah ve Resulüne olan muhabbet nice amellerin, nice güzelliklerin önüne geçecek diyor. Hasan-ı Basri Hazretleri mübareğin bir dervişi vardı. Habibi Acemi. O Habibi Acemi ne yapardı? Tefecilik yapardı. Mal alırdı, mal satardı. İnsanlara tefecilik faizle işletirdi. Öyle bir tövbe etti, öyle bir derviş oldu ki ama ilmi çok fazla yoktu. Direkt Rabbim onun perdelerini kaldırdı, nice kerametler, ikramlar verdi. Ledün ilmiyle, sırlarla doldurdu. Bir gün Hasan-ı Basri Hazretleri evine misafir olunca, "Ey Habib, evladım sen bize namaz kıldır bugün, ev sahibinin kıldırması uygundur." deyince, "Aman efendim olur mu?" dedi Hasan-ı Basri Hazretleri, hem ilmi yönden alim hem de tasavvuf yönünden bir mürşidi kamil, çift sancaklı. Habibi Acemi Hazretleri orada namazı diyor kıldırdı utana sıkıla ama doğru düzgün tecvidi yok, kıraatı yok. Biraz böyle eksik yani yanlış gibi okudu. Hasan-ı Basri Hazretleri odaya gitti diyor namazı iade etti. Bu namazı benim iade etmem lazım. Olmadı dedi Habibin arkasında kıldık. Orada diyor hemen Rabbimden bir nida geldi. Ey Hasan-ı Basri! Bugüne kadar kıldığın bütün namazlar benim dostum Habibi Acemi'nin arkasında kıldığın namaz hürmetine miraç olacaktı. Sen gittin o namazı iade ettin dedi. Aman ya Rabbi, Hasan-ı Basri secdeye kapandı diyor gözyaşlarıyla yalvardı. Aman ya Rabbi dedi. Aman ya Rabbi bu nasıl bir şeydir? Az bildiği 2 gram ilmiyle Habibi Acemi sultanların sultanı oldu. Bişr-ı Hafi onun gibi sultanların sultanı oldu. Fudail bin İyaz öyle oldu. Nice Allah dostları vardı. İşte bugün size söyleyecektim. Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini bulduğunda Şems Hazretleri ümmi bir zat idi. Ama öyle bir ummandı ki onlar ledün ilmiyle ilimlendirilmişti. O kitaptaki zahiri medrese ilimlerinin hiçbirini öğrenmedi. Rabbim onları ilmiyle ilimlendirdi. Nasıl oldu peki? İşte size söyleyeyim. Hazreti Mevlana diyor, Selçuklu Üniversitesi'nin dersi âmıydı. Yani Selçuklu Üniversitesi'ndeki bütün öğrencilerin hepsinin üstünde bütün ilmin sahibi, hangi ilmin? Zahiri ilmin. İlmin zirvesindeydi. Buna mukabil Şems-i Tebrizi kendi halinde bir dervişti. Mahdut bir ilmi vardı, kısıtlı. Lakin her bir ilmi diyor hikmetlerle doluydu. Burası çok önemli. Her bir ilmi hikmetlerle doluydu. Hazreti Mevlana'ya nice sırları, hikmetleri ve manevi derinlikleri 30 yaşlarında karşılaştığı Hazreti Şems öğretti. Bakın 30'lu yaşlardaydı Hazreti Mevlana Şems Hazretleri ile tanıştığında. O hikmetlerle diyor Şems, Hazreti Mevlana'nın kalbini sırlarla ve hakikatlere aşina etmişti. Bilhassa onun nefsindeki prangaları kırmasına yardımcı olmuştu. Ve dilinden bir söz çıktı Hazreti Mevlana'nın. Ayım Şems, günüm Şems, hayatım Şems. Sen olmasan ne Allah'ı ne Resulünü bilirdim Şems dedi. Bunu diyen Mevlana binlerce talebesi vardı. Binlerce talebesine ayet ve hadis okutuyordu. Binlerce talebesi onun ağzından çıkacak söze bakıyordu. Bunları bilen Mevlana Şems'i tanıdıktan bir sene sonra sen olmasan ben ne Allah'ı ne Resulünü bilirdim dedi. Aman ya Rabbi. Bugün önümüze çıkan YouTube'da sağda solda herkes hoca ya. Biz onlardan değiliz. Biz tellalız sevgili dinleyicilerim. Bize o gözle kesinlikle bakmayın. İnsanlar hocam falan diyor bazen. Utana sıkıla yani eyvallah diyoruz ama bizim hocalıkla bir alakamız yok. Bizler tellalız, tellal. Ne demek? İnsanlar Evliyaullah'ın sözlerini size aktarıyoruz. Bizler üçlü priziz, beşli priziz. Nasıl evinizde bir kaynak var, fişi takıyorsun, üçlü priz üçe bölüyor. Bizler de üçlü priz gibi mübareklerin sözünü, sohbetlerini sizlere 5-10 kişiye, 1000 kişiye, 100 bin kişiye, Rabbim milyonlara ulaşmayı nasip eylesin. En önemlisi bu dediğimiz hakikatleri yaşayıp da anlayabilmeyi nasip eylesin. Rabbim bizim ilmimizi de ihlaslı bir şekilde, amellerimizi de Allah ve Resulünün rızası şeklinde yapabilmeyi nasip eylesin. Rabbim bizi riyadan, münafıklıktan cümlemizi muhafaza eylesin. İşte ne diyor Şems Hazretleri? Bakın çok önemli.
Bu kadar alim Mevlana Hazretleri Şems'i tanıyınca iş değişti diyor. Biz kitaptan konuşuyormuşuz. O yaşıyormuş. Düşünsenize, sen gelmişsin burada hadis okuyorsun. Peygamberimiz şunu buyurdu. Şems Hazretleri o nefis meratipleriyle Mevlana Hazretleri'nin nefsinin önündeki perdeleri bir çekince ne oluyor? Bir mesnevi çıkıyor işte. Mesnevi ki Kur'an'ın en güzel tefsirlerinden biri. Öyle güzel sözler, sırlı sözler. Mesnevi'yi Mevlana Hazretleri Şems'ten öğrendiği ledün ilminden sonra meydana getiriyor. Bütün Evliyaullah Mürşid-i Kamil olduktan sonraki eserleri var. Bazı Allah dostlarının bir de eski hoca olduğu zamanki eserleri var. Onlar diyor ki Allah'a dost olduktan sonra kalp gözleri açılıp 18 bin alemde var olup o Resulullah Efendimizin dostu, Allah ve Resulünün dostu olunca eski o talebelik derviş zamanlarındaki kitaplarını yırttırıp attırıyorlar. Aman bunlara göre kimse bakmasın diyor. Çünkü hakikati gördüğünde işler değişiyor. Hakikati gördüğünde işte o İsmail Hakkı Bursevi gibi 23 cilt Ruhul Beyan Kur'an'ı tefsir ediyor. Hakikati gördüğünde Abdülkadir Geylani Hazretleri zamanın, kainatın gavsı sultanı, bütün evliyaların boyunları üzerindedir diyor onun ayağı. Bütün Allah dostları Abdülkadir Geylani Hazretlerini kabul ediyor en üstün olduğunu. Bir sözleriyle, bir cümleleriyle, bir bakışlarıyla diyor her şeyi değiştiriyorlar. İşte sevgili dinleyicilerim, Şems Hazretleri de Mevlana'yı öyle değiştirdi. O hikmetlerle dolu Şems-i Tebrizi, Hazreti Mevlana'nın kalbini diyor sırlara ve hakikatlere aşina etti. Bilhassa onun nefesindeki prangaları, nefsindeki bütün hepsini koparmasına yardımcı oldu. Şems, müzdaripler üşürken ısınmamayı, yani onların derdiyle dertlenmeyi, yani merhameti ve fedakarlığı Hazreti Mevlana'ya öğretti. O ilimleri öğrendikten sonra diyor Hazreti Mevlana, sıcacık odada bile hep üşürdüm diyordu. Ümmeti Muhammed'in bir yerinde bir günah işleyeni vardır, aman ya Rabbi deyip onun acısıyla yanardım diyor. İşte Muhammedül Mustafa'nın ahlakı bu. Bir insan ben Allah dostuyum, ben şeyhim, ben alimim deyip de kırıp incitip insanlara nefsine göre konuşuyorsa zerresi bile olamaz.